korkumuzdan sesimiz çıkıyor. Çıkıyor, atıyorlar içeri. Yok FETÖ'cü, yok ne bileyim tarikatçı, yok bucu ocu. Ülkede sadece şükürsüzlük var. Yani açlık falan yok. Nasıl açlık yok diyorsun? Bir cumhurbaşkanı %39 zam alıyor, emekliye %25 zam veriyor. Ya öyle git işine bak hele. Başına bir çoban ver, eline çubuğu ver, sür. Nereye sürsen oraya gidecek. Bu insanlar bu hale gelmişler. İnsanlar sindirildi, korkutuldu. Toprağı olmayanın vatanı olmaz. Kemal Kılıçdaroğlu da, öbürleri de hepsi bunun adamı. Hepsi buna çalışıyorlar. Sesimiz çıktı mı FETÖ'cü diye tutuyor içeri. Ne bileyim Naci içeri. Onu gibi içeri. Arap devletlerine gitti. Ya bunu niye yaptı? O Arap ülkeleri niye verdi o 50 milyar dolarlık işi? Bakan Şimşek açıklama yaptı. Enflasyonla mücadelede kararlıyız dedi. Evet. Vatandaş ne düşünüyor bu konuda? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Ekonomide pek bir sorun yok galiba. Ama tamam elbette doğru, çok büyük bir pahalılık var. Sadece insanlar 10 yıl önce nasıl yaşıyorlar ise, ne rahatlıkta yaşıyorlar ise bugün de o rahatlığı yaşamalarını istiyorlar. Elbette doğrudur bir salan, çok büyük bir pahalılık var. Sadece bugün insanlar bir elbiselerinden, yiyecek içeceklerinden bir kısıtlamaları var. Tek sıkıntı o. Yani açlık falan yok. Hiçbir şey yok zaten. Yani her, yani en fakirim devlette, en fakirim. Ben tüccarım. Tüccar. Evet. Ben de emekliyim. Nasıl açıklıyorsun? Ama şimdi şöyle söyleyeyim. Ben ülkede 5 nokta bakıyorum. 13 milyar maaş alıyorum. Nasıl açıklıyor diyorsun? Ülkede 2 tane çocuğumu geçen... Dinle beni. Geçen sene ben çocuğumu özel okulda okutturdum. 22 milyar bu sene 57 milyar. Doğrudur. Ben. Nasıl vereceğim ben emekli maaşıyla? Özel sen okulda okulmasın. Devlet okulu neye yarıyor? Sen diyorsun ki ben tüccarım. Senin çanta kalın. Ben 15 milyar maaş, 13 milyar maaş alıyorum. Tamam. Emekliyim. Nasıl ödeyeceğim şimdi ben 55 milyar çocuğuma? Bak şimdi şöyle söyleyeyim. Hadi bana bak onu alayım bir de abime şimdi şöyle söyleyeyim. Ülkede sadece şükürsüzlük var. Bak diyorum ki siz geçen sene özel okulda okutuyordunuz. Bu sene de okutmak istiyorsunuz. Ama bu senenin imkanları size devlet okulunu teşvik ediyor. O zaman devlet okuluna vereceksiniz. Orada sadece konforunuz düşüyor. Sadece konfor düşüyor. Bilmem geldim. Gerçekten yazıklar. Kendinizi mahvettiniz. Sadece konfor düşüyor. Ya öyle git işine bak hele. Hey. Ya bunlar adam o sen adam yararlanmasın. Sen neden yararlanmasın? Önce nasıl yaşamak istiyorsanız da bu sene de öyle yaşamak istiyorsunuz. Sadece konfordan düşüyor. Başka bir şey yok ki ortada. Kendi çapında haklı olabilirsin ama sen dışarıdaki vatandaşın derdini anlamıyorsun. Ben emekli olduğum için ben akşama kadar burada insanlar bir bardak çay içemiyorum. Bak geldim şekerim düştü. Bir bardak çay içeceğim 10 lira. 1 liralık çay 10 lira oldu. Bunu sorgulamamız lazım bizim. Sorgulamıyoruz. Niye? Başımdaki bir cumhurbaşkanı %39 zam alıyor, emekliye %25 zam veriyor. Bir milletvekilinin maaşı 140 milyar, en düşük emekli maaşı 7,5 milyon. O zaman hangisi? O zaman şöyle bir şey var. Siz geçen sene aldığınız maaş ile yetinebiliyordunuz. Bu sene yetinemiyordunuz. Bu sene biz yetinemediğimizden dolayı sorguluyoruz. Geçen sene yetinediğimizden dolayı sorgulamıyorduk bunu. O zaman biz bunu geçen sene değil, ondan önceki senelerden önce karşı çıkacaktık. Onlara bu tepkiyi verecektik ki bu sıkıntılarla başa başa kalmayalım. Ama geçen seneye kadar vicdanen rahatım. Ben her geçen seneye kadar konforumuz yerindeydi, her şeyimiz yerindeydi diye bir şey sorgulamıyorduk. Bu sene sorgulanıyor. Çünkü konforumuz bozuldu. Bu yıllardır böyle. Yıllardır insanlar sömürülüyor. İnsanlar fakir ama biz görmüyoruz. Bunu sadece siz yeni oldunuz. Olmuşlar. Tamam mı? Gibi olmuşlar bu millet. Aziz neslini bak ben sevmem ama bir lafını severim. Nedirdi? Türk milleti başına bir çoban verir. Eline çubuğu ver. Sür. Nereye sürsen oraya gidecek. Bu insanlar bu hale gelmişler. Korkudan yıldırıldık. Her şeyimizi korkumuzdan sesimiz çıkıyor. Çıkıyor. Atıyorlar içeri. Yok FETÖ'cü. Yok ne bileyim tarikatçı. Yok bucu ocu. İşleri geçeceksin. İnsanlar sindirildi, korkutuldu. Artık bu işler artık yazık şimdi, yani. Şimdi bu bize yağılıyor. Senin sizin dediğiniz şey 10-20 yıl öncesinden sorgulanması lazımdı. 10-20 yıl öncesinden. Çözüm konuşun, çözüm. Çözüm. 10-20 yıl öncesinden bunlar sorgulanacaktı. 10-20 yıl öncesine kadar bütün herkesin konforu yerindeydi, sorgulamıyordu. Bugün herkes sıkıntıya düştü, sorguluyor. Bu sıkıntılar zaten baştan başı vardı. Niye düştün? Niye? Bak şu anda İstanbul kaç yıldır burada oturuyorsun? 2 yıldır ben buradayım. 2 yıldır. Biz de 30 yıldır buradayım. İstanbul'da şimdi İstanbullu yok. Hep yabancı. Evet. Buraya bak, caddeye bak. Git benim abimin orada. Bir tane yabancı. Hepsi satıldı. Abi ben dün İstanbul'a geldim. İstanbul'a ilk defa geliyorum. Dün girdim, baktım bu şeyde Aksaray'dan çıktım. Emine doğru gelecektim. Artık gördüm full yabancı, Afrikalı ve çoğusu bir de yani Ukraynalı falan. Hadi onlar belki turist. Sonrasında ben baktım hepsi Afrikalı. En son arkadaşlara yazdım, dedim
İstanbul'un nüfusun %80'i Afrikalı, %20'si bu işte Rus, Ukraynalı, Avrupalı vatandaşlıyım. Dedim Türk diyorum. Kendim Kürt'üm. En son bir Kürt gördüm. Arkadaşlara attım. Dedim İstanbul'da iki Kürt var. Biri bu arkadaş, biri ben dedim. Burada hiç kimse kalmadı zaten. Arkadaş sabunuyor da. Kendisi de görüyor bir yandan. Yeri 10 liraya satarsınsa kalmaz tabii. Benim alım gücüm zaten, ben emekliyim. Ya. Ben bir evi 20 sene, 30 sene çalıştım. Bir ev dişimden tırnağımı halen daha ayda taksit ödüyorum. Adam geliyor doları, gani gibi dolar geliyor, basıyor doları, alıyor. Sen devletin de buna müsaade ediyor. Toprağı, bir kere bunu unutmayın. Toprağı olmayanın vatanı olmaz. Ben bunu biliyorum. Filistin göz önünde. Bak, sattı topraklarını, şimdi İsrail tepesine. Aynısı bize oluyor. Aynısı bizim başımıza gelecek. Bakıyorsun yani Trabzon'da falan hepsi işte Araplar almış. İstanbul'un belli başlı bu yerlerini Araplar almış zaten. Evet. Biz de farkında işte lakin bir çözüm yani elden gelmiyor. Bakıyoruz yani seçim oldu. Çözüm yok. Yani seçim oldu. Yani tek bir başarı vardı. O da onların yükselen oy oranı düştü. Yükselen oy oranı yani 60-65 ile kazanıyorlar da en son %52 ile kazandılar. Şimdi bu karşı işte hani muhalefet de onunla övünüyor. Diyor ki biz yani gelecek seçim muhalefet hepsi bu adam bu iktidarın adamıdır. Abi, ben bu iktidarın adamı. Bu adam ölmediği sürece bu iktidarı kimse elinden hiç kimse indiremez. Evet. Hiç kimse indiremez. Kemal Kılıçdaroğlu da öbürleri de hepsi bunun adamı. Hepsi buna çalışıyorlar. Hepsi pastadan pay alıyorlar. Sen, ben, azilen biz. Vallahi başka hiç kimse değil. Abim, onlar CHP kendisi şeyden bu anayasa seçimden işte YSK'dan 2 milyar TL para alıyor. 2 milyar TL. Adam zaten onunla, o da bir nevi bir rant olmuş adamlara. Ana muhalefetten öyle kalıyorlar zaten. O para onlara yetiyor bir yandan da. 2 milyar TL az para mı? Yani yine de onların hepsine 7 ceddine yetiyor zaten. Abi zaten çözüm üretmemiz şu anda... Bundan sonraki nesil çözüm üretecek. Ben emekli olmuşum. Bak emekliyim. Evim var. Kendime ait de 3-5 kuruş maaşım var. Bir ekmek alabilir. Ama inanıyor musun? Ben öyle insan tanıyorum ki evine ekmek götüremeyecek insanlar var. Abi, gelsin hükümetin, devletin adamları. Onlara tek tek götüreyim. Evlerini tek tek göstereyim. Aç insanları. Kim hangisi? Hiç kimse bunu sorgulamıyor. Ama insanlara bakıyorsun. Herkesin tuzu kuru, herkes almış malı götüren götürmüş, vuran vurmuş. Vallahi orası öyle. Yazık günah ama bu kabak aç insanlar var ya bir sürü. Dokunuyor ancak fakirlere dokunuyor bu zaten, enflasyonda zaten. Abi zaten feryat eden biziz, bizlerde sesimiz çıkmıyor. Sesimiz çıktı mı FETÖ'cü diye tutuyor içeri. Ne bileyim Naci içeri, onu gibi içeri. Orası öyle abi. Yazık günah bu insanlar. Bakan Şimşek, Ekonomi Bakanımız açıklama yaptı. Enflasyonla mücadelede kararlıyız dedi. Vatandaş ne düşünüyor bu konuda? Ben bir vatandaş olarak ona güveniyorum. Niye güveniyorum? Onun döneminde güzel bir rahatlama oldu o zaman. Mesela o Mehmet Şimşek'in döneminden hatırlıyorum. Ve bu koronavirüsü koronavirüsü çıkana kadar 4 sene öncesine kadar Türkiye güllük gülistanlıktı. Bunu kimse inkar edemez yani, tamam mı? Güllük gülistanlıktı. Ufak tefek tabii sıkıntılar vardı. Bunu başımızdaki hükümet de söylüyordu. Yani ekonomik bir kriz var ama yani bir çaba gösteriyorlar yani. Artı bu şey bitti, koronavirüs bitti, arkasından ne çıktı? Deprem. Ben deprem bölgesine geliyorum Hatay'dan. Çok geçmiş olsun. Sağ ol, benim iki ailem gitti. Benim kız kardeşim, kızı, sağ ol, iki ailem gitti. Kız kardeşim, kızı, oğlu, gelini, torunları gitti. Bir oğlunu kurtardık iki aileden. Ben şunu diyeceğim, bak ben depremi yaşadım. Biz deprem bölgesinden çıktık, daha bir saat olmayık. Ben enkaz altında, benim kardeşimle çocukları, torunları enkaz altında. Biz onların çıkarma derdindeyiz. Bir hafta onlardan uğraştık. Biz enkazdan cenazelerimizi çıkardık. Orada karşı taraf ne yaptı biliyor musun? Dedi bu depremden dolayı seçim iptal edilemez dedi. Seçim zamanında yapılacak dedi. Lan dedi sen muhalefet liderisin veyahut muhalefet partisisin. Sen şimdi burada enkaz altında binlerce insan enkaz altında ölmüş. Kimi kolu kesilmiş, kimi bacağı kesilmiş. Kiminin evi yıkılmış, dükkanı yıkılmış. Benim evim de dükkanım da yıkıldı. Sen şimdi bu siyaset yapmanın zamanı mı? Burada o enkaz altında ölen insanlar, yani enkaz altında kalan insanlar hepsi yani bizim vatandaşımız, sağcısı, solcusu yok yani burada. Ve bir de orada meydana çıktılar orada diğer o muhalefetin insanları. Dediler işte devlet nerede, devlet nerede? Lan 13 tane il yıkılmış. Koca bir bölge yıkılmış. Orada devlet nerede, devlet nerede diye bu sefer lan devlet kim? Devlet sensin, devlet benim. Asker yok dediler, polis yok dediler. Ya benim oğlum asker, jandarma özel harekette. Benim oğlum bir saat sonra bizim deprem bölgesine geldi.
ve bir hafta komutandan izin aldı. 15 günde çıkardı onu. Komutanıyla telefonla görüştü. Yani şu an bir kriz var kardeşim. Kriz yok değil. Ama şu an 13-14 milyon insanın yaşadığı o bölge şu an yıkılmış durumda. Bugün 1 milyona yakın ev yıkılmış. 800 binin üzerinde daha halen yıkılıyor. Ben geçen Hatay'a gittim benim memleketime. Şu an 7500 tane bina yıkılacak daha. Yıkım devam. Daha hasarlı bina yıkılacak. Yani insanlar onun içine giremez ki. Yani demek istedim Allah devletimize de yardım etsin. Yani kolay değil. Bugün 14 milyon insan mağdur durumda o deprem bölgesinde. Türkiye mağdur durumda. Çünkü Türkiye şu an oraya bakıyor. Anlatabildim mi? Evet. Yani burada kimse ne devleti suçlasın ne milleti suçlasın. Yani biz yani bak bugün Cumhurbaşkanımız bir seçim oldu. İkinci sefer seçildi. Doğru mu? Cumhurbaşkanı olarak ikinci sefer seçildi. Daha önce başbakandı. Şuydu başkanlık buydu. Sistemi. Başkanlık sistemi yani ikinci dönem. Bak dikkat edersen şu an ekonomik krizden dolayı bak. Ekonomik krizden dolayı Cumhurbaşkanı ne yaptı? Bundan bir ay önce, bir buçuk ay önce Arap devletlerine gitti. 50 milyar dolarlık bir iş bağlantısı yaptı. Ya bunu niye yaptı? O Arap ülkeleri niye verdi o 50 milyar dolarlık işi? Şu an ülkenin krizde olduğunu bildiği için. Ve yani bu bir başlangıç. O yani biraz yani vatandaşlarımızın sabırlı olması lazım kardeşim. Bak biraz vatandaşlarımız sabırlı olsun. Yani yarın bir gün bak şu doğal doğalgaz kaynakları açıyor, petrol kaynakları açıyor. Artı ben geçen Cumhurbaşkanı'nı dinledim. Gece saat 1-2 gibi uykum kaçtı. Cumhurbaşkanı bir şey açıklama yaptı. Şu an dedi bizim dedi yeraltı kaynaklarında bor maden kaynakları var dedi. Bak bor maden kaynakları şu an dünyanın en değerli kaynakları. Dünyadaki olan bor madeni kaynaklarının %75'i bizim ülkede. Biz dedi bunlar açılmaya başladığı zaman dedi bizim Türkiye'nin geliri dedi sadece o bor maden kaynaklarından 525 milyar dolar dedi. Bak 525 milyar dolar şu yıkılan binaların 10 katını yapar. Bu her sene 525 milyar dolar bizim bor maden kaynaklarından gelecek. Yani bu yani ülkemiz için bir çaba var. Yani kriz var ama çabalayan bir hükümetimiz de var. Yani başka bir soracağım bir şey varsa söyle ben. Eklemek istedikleriniz varsa yer alabiliriz. Kardeşim eklemek istediğimiz şu var. Deminki bahsettiğim gibi depremden sonra bak muhalefet hemen seçim derdine düştüler. Milletvekili adaylarının tespitine düştüler. Yok sanki bak şimdi şöyle bir şey var. Eğer ki bu deprem olduktan sonra bu Cumhurbaşkanı AK Parti veya Cumhur İttifakı deseydi ki biz seçime gidecek muhalefet diyecekti ki muhalefet lideri ve muhalefet partisindeki insanlar seçime gitmeyin. Burada vatandaşlarımız enkaz altında biz canımızın derdine düşmüşüz. Siz seçim derdindesiniz. Ama onlar tersini yaptılar. Anlatabildim mi kardeşim? Yani benim diyeceğim bu kadar. Ben Hatay'dan Kırıkan Ali İhsan Güler. Yani ben burada şunu anlatmaya çalışıyorum bitirken. Allah milletimize de yardım etsin. Devletimize de yardım etsin. Amin. Anlatabildim. Devletimizin yanında olmamız lazım. Yani siyasi partisi ne görüşü hiç önemli değil. Evet. Yani şu adam yapmış olduğu çabayı yani eğer sol parti yapmış olsa ben o adamı desteklerim. Yani bir çaba var yani. Bunu biz farkındayız kardeşim. Yani yeni aklıma geldi. Onu da söyleyeyim öyle gideyim. İçimizde kalmasın. Şimdi bak o deprem anında biz enkaz başına gittik. Benim kız kardeşim çocukları, torunları enkaz altındayken oraya bir tanesi geldi. Muhalefetten bir tanesi neydi biliyor musun? Orada bağırdı meydanda. Devlet nerede? Devlet nerede? Devlet nerede diye. Yani burada hemen ya daha deprem olalı bir saat, iki saat olmuş. Devlet nerede diye. Devleti suçluyor ya. Lan devlet zaten enkaz altında kalmış. Orada asker, polis, binalar yıkılmış. Askerimiz, polisimiz hep şehit olmuş. O enkaz altında kalmış. Depremde hep yıkılmış. Oradan bir tanesi tesadüfen enkaz altından 3-4 tane AK Partili çıktı. Kurtardılar yani. Sağ olarak kurtardılar. Bu sefer de ne dediler biliyor musun? Dediler işte ya işte burada devlet taraf tutuyor. İlk başta AK Partileri çıkarıyorlar. Cumhur İttifakı'nda olanları çıkıyorlar. Ya halbuki akıl var, mantık var. Az ileride bizim Hatay milletvekili var Hüseyin Yayman. Belki ismini duymuşsunuzdur. Onun 11-12 tane yakın akrabası gitti. Bacısı, eniştesi, erkek kardeşi, gelini, halası, halasının çocukları, bir sürü yeğenleri gitti. Yani 11-12 tane yakın ailesi gitti. Şimdi devlet taraf tutsa ilk başta onları kurtarır. Milletvekilinin yakınları gitti ya. Şimdi biraz evvel deprem bölgesiyle ilgili bazı şeyler konuştu. Ben bazı şeyleri unuttum. Yeni aklıma geldi. Dedim onları da söyleyin de öyle karşıya geçeceğim. Çünkü bir daha birkaç güne de gelemem. Şimdi bu Mayıs ayında bir seçim oldu. Evet. Seçimden önce tabii deprem de oldu. Depremde Türkiye genelinde, Türkiye bugün dünya genelinde mesela bir teyakkuza geçti insanlar. Dünya genelinde mesela. Türkiye ve dünya genelinde bir teyakkuza geçti. Bu deprem bölgesinde yaşayan insanlar için yani yardım şeyinden.
Tamam, herkes yani yardım etti. Yani bugün Filistin mesela, bugün Filistin yardıma muhtaç. Ben orada mesela deprem bölgesinde Filistin'den gelen yardımları gördüm. Yemek, gıda maddesi, şu bu. Yani ben zaten onları görünce, Filistin'den gelen yardımı görünce ben duygulandım. Yani kendimi tutamadım, ağladım yani. Çünkü niye diyeceksin? Filistin zaten kendisi yardıma muhtaç. Bugün İsrail'in işgali altında bir Müslüman bir ülke. Anlatabildim mi? Ondan dolayı o çok yani beni duygulandırdı. Şimdi burada tamam güzel, Türkiye bir oldu, birlik oldu, yani yardımlaşma oldu ama 14 Mayıs'ta bir seçim oldu. Seçimde bu deprem bölgesinde Cumhur İttifakı'na biraz oy patlaması oldu. Yani insanlar bir an bekliyordu ki muhalefet bekliyordu ki bu depremden dolayı Cumhur İttifakı'nın oyu orada deprem bölgesine düşer diye baktılar ki oyu arttı. Hatay'da mesela birinci parti oldu Cumhur İttifakı. Daha önce ikinci partiydi. Bu sefer başladılar o Cumhur muhalefettekiler. Deprem bölgesine işte bu kadar oy çıktığından dolayı yaptığımız yardımlar size haram olsun dedi. Yani o deprem bölgesinde yaşayan insanlara haram ettiler yaptıkları yardımları. Yani yapıp yapmadıkları da belirsiz. Yardım edip etmedikleri de belirsiz. Keşke dedi o enkazın altında öleydiniz dediler. Yani o seçimde yani Cumhur İttifakı'nın oyu çok çıktı diye hem beddua ettiler, keşke enkaz altında kalaydınız, öleydiniz. Bir de ağza alınmayacak küfür ettiler. CHP'li belediyeler depremzedeleri misafir ettikleri yerlerden kovdular, evlerden kovdular, evlerden çıkardılar. Ben şu an Ümraniye'ye geldim, ben depremden sonra bir hafta sonra. Ümraniye'nin belediyesi İsmet Yıldırım kardeşim. AK Parti'nin belediye başkanı. Adam Allah razı olsun. Biz geldikten zaten kısa bir süre sonra Ramazan oldu o zaman. Adam bu depremzedelere yani elinden gelen her türlü yardım yaptı. Bak, Ümraniye Belediyesi İsmet Yıldırım ne yaptı biliyor musun? Yani bizim zaten bizim zaten depremde gelen insanların psikolojisi bozulmuş, morali bozulmuş, canlarımız gitmiş, evlerimiz, dükkanlarımız gitmiş, morallerimiz bozuk. Artı o CHP'li belediyelerin de öyle ötelemesi, kovması, küfür etmesi depremlere bizim zaten daha çok psikolojimizi bozdu. Ama bak bu Ümraniye Belediyesi ve AK Partili belediye başkanları depremzedelere sahip çıktı. Ben Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Allah razı olsun yerden göğe kadar. Adam orada bize Ramazan'da ne yaptı biliyor musun? Üsküdar'da bu Valide Sultan gemisini kiraladı. Bütün o depremzedelere iftar sofrası kurdurdu. Artı halen şu an adam gibi adam. Bu yani illa yani bu İsmet Yıldırım için değil mi? Yani bu kim yapıyorsa, bu depremzedelere kim yani yardım etmişse Allah hepsine razı olsun. Yani partisi önemli. Bak bu İsmet Yıldırım abimiz orada bize bir her türlü yani geldiğimiz günden beri bize bakıyor, yardım ediyor mesela. Ve bunlar yetmiyormuş gibi. Maraş, Urfa, Adıyaman, Şanlıurfa bu 4 tane ile adam koşturdu, konteyner yaptı. Bunu kim yaptı? AK Partili o belediye başkanı İsmet Yıldırım ve onun gibi olan mesela AK Partili belediye başkanları. Yani bunları milletimiz yani artık yani görüyor, biliyor. O zaman oy verirseniz hizmet var, oy vermezseniz hizmet yok. Yani ben bunu vatandaş olarak biliyorum. Doğru mu kardeşim? Benim diyeceğim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Hadi. Sağ olun.